Bayır Bucak Türkmenlerini yakından tanıyan Milliyetçi Hareket Partisi Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediğinin aksine Türkmenlere hiçbir yardımın gönderilmediğini söyledi. Yılmaz, peki o zaman bu tırlar nereye gitti diye sordu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki işte bu MİT tırlarının içerisinde Bayır Bucak Türkmenlerine giden gıda ve ilaç yardımları var diyordu. Şimdi gıda ve ilaç yardımı olan bir tır bu kadar gündem olmaz ve saklamasına da gerek yok. Neredeyse o dönem ben iyi hatırlıyorum, takip de ettim Adana'da. Neredeyse silahların konuşacağı ve silahların çekileceği bir süreç yaşandı. Evet. Yani polis, asker, dönemin valisi devreye girdi. Daha sonra kamuoyunda işte yok efendim bunlar Bayır Bucak Türkmenlerine giden silahlardı, işte devletin sırlarını ifşa ettiniz falan dendi. Ben Bayır Bucak Türkmenlerini çok yakinen biliyorum. Çok da yakinen takip ediyorum. Hatta bizim grup başkan vekilimiz Mehmet Şandır'ın ablası, abisi bile şeydedir. Suriye'de Bayır Bucak Türkmenidir. Ben de kamplarını da gittim, ziyaret ettim Bayır Bucak Türkmenlerinin. Görüştüğümüzde kesinlikle ve kesinlikle Bayır Bucak Türkmenlerine giden bir silah yok. Peki o zaman bu tırlardaki silahlar nereye gitti? İddia şu. Yani kamuoyundaki Türkiye kamuoyunda insanlarımıza rahatsız eden husus, bu silahların IŞİD terör örgütüne gittiği yönünde ve oradan da işte Suriye rejimini devirmek adına bunu yapıldığını ifade etti. Bunun bedelini Türkiye ödüyor. Bakın bugün 3,5 milyon Suriyeli Türkiye'de, evet. 350 bin Suriyeli de Adana'da var. Eğer MİT eliyle IŞİD terör örgütüne bu silahlar gitmişse bu çok büyük vebaldir. Çünkü o silahlarla Müslümanlar öldü orada. İnsanlar öldü. Tel Aviv'de, Musul'da, Kerkük'te, Surmatu'da Türkmenler katledildi. Kendisini yargı yerine koyan, kendisini MİT'in yerine koyan, kendisini hukukun yerine koyan bir yönetim anlayışı hakim. Bu Türkiye açısından çok tehlikeli bir noktaya geldik. Evet. Bunu zaman zaman yaşadık. Yani işte bugün Bankasya'ya yapılan operasyondan tutun bir takım polislerin içeri alınması noktasında şunu net ifade edeceğim. Bu soruşturmaların ana kaynağı seçimlere şurada bir hafta kala bir korku imparatorluğu sesini çıkarmayan bir yapıyla, işte emniyette yapıyor, yargıda yapıyor, medyada yapacak muhtemelen, işte o Fuat Avni açıklamış. Hani ben bilmem kimdir nedir ama bugüne kadar ne yazdıysa tabii çıktı Aydın, bir sürü eski medya patronları. Burada şu mesaj veriliyor. Diyor ki bize muhalefet eden, bizimle beraber aynı nakaratı söylemeyen, bizimle yürü diyor ya onlar, yani bizimle yürü derken beraber yürüdük diyor ya, bizle beraber yürümeyen herkesin şeye tıkarım diyor, kodese tıkarım, gereğini yaparım, bu güç bende mesajını veriyor. Şimdi milletin yanıldığı nokta şu: eğer haksızlık karşısında susarsanız, bugün yandaş gibi bile görüşürseniz bir gün sıra size gelir.